Aracımız Skoda marka 1.6 dizel. Müşteri aracı ile alakalı trigger seti değişim yaptırıyor. Araçla alakalı bir süre sonra arabanın partikül lambası yanıyor. Partikül ikazı yakıyor. Araçta çekiş üçlüğü başlıyor. Motor yağ seviyesi yükseliyor. Haricinde arabanın da harareti yükselmeye başlıyor. Trigger değişimi yaptırdığı yerden araçla alakalı hararet sisteminde sorun olduğunu alakalı bilgi veriliyor. Müşteri bize kontrol için ulaştığında karşılaştığımız manzarayı göstermek istiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Trigger söküm sırasında trigger'e söktüğümüz plastik kapak burası. Bununla alakalı bu sensörü sökmek zorundayız montaj sırasında. Bu işlem aracın üzerindeki dizel partikül küplesinin sensörü. İşlem sırasında bu parça sökülüyor ve sonrasında montaj sonra geri takılıyor. Geldiğinde parça boştaydı. Partikül küplesinin dolmasının, arıza vermesinin tamamen normal olduğunu görüyoruz. Çünkü sensör bağlı değil. Bir diğer durumsa hararet sorunu vardı. Hararet sorunu olsa içeriği gösteremeyeceğim şey söylüyorum. Devir daim bu araçlarda elektrikli. Şöyle gösterelim. İçinde kendisinde çift katman çalışıyor. Üzerinde bir sensör var. Arabanın devir daim montajı yapılmış. Fakat devir daim montajı sonrasında işlemle alakalı soket takılmamış. Soket boşta ve aracın bununla alakalı sorunu tamamen bir sensörün montajının yapılmaması, iki sensörün soketinin bağlanmaması. İki farklı sensörden dolayı araçta birden fazla arıza ortaya çıkmış. Biz soketleri yeni taktığımızda araçla alakalı bütün sorun ortadan kalktı. Sadece montaj sonrasında araçta atlanan kısmı olmaması adına bir kez daha kontrol gerekiyor ve doğru servislerden doğru hizmeti almanızı tavsiye ediyoruz. Takipçi teşekkürler. Bakınızlı.com.